Organ nakli Türkiye'de iyi bir durumda ama canlı ağırlıklı. Diyalizde çok sayıda hastamız var. 80 bin kadar kronik böbrek hastası var. %80'i diyalizde, sadece %20 kadarı organ nakli olabilmiş durumda şu anda. Organ naklini en güzel ifade eden şeylerden biri olduğu için tercih edilir. Toplumda şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kilolu insanlar arttıkça bu problem de artıyor doğal olarak. Yurt dışından birçok ülkeden insan da bize tedavi olmaya geliyor. Tek sıkıntımız organ bağışı oranlarını arttırıp tedavi edebildiğimiz hasta sayısını arttırmak. Herkesin aklında kalmasını istediğim şey vefaten bağıştır bu. Organ bağışı yapmış, hayatını kaybetmiş kişiler en hassas şekilde ameliyat edilir. Vücut bütünlüğü bozulmaz. Kadavra organ bağışı konusunda dünya sıralamasında oldukça gerilerdeyiz. Türkiye'de yapılan organ nakillerinin çoğu canlıdan yapılıyor. Nasıl bir şey böbrek nakli olmalı? İlkten çok iyiydi, kilosu falan yerindeydi. Daha sonra bu zayıfladı, rengi falan değişmeye başladı. Sebeplerini aradım, çok tahlillere falan götürdüm. Hiçbir şeyi bulamadım, kansız dediler, bir şey yok dediler. Daha sonra kızım ellerim kasılıyor diyerekten başladı. Tekrar işte tahlillere götürdük. Sonra dediler bize işte çocuğunuzda böbrek yetmezliği var dediler. Bir yıllık tedavi süreci geçirdik. Gürkan hocamıza, Gürkan Tellioğlu'nu işte vesile olduk komşularımızın sayesinde, onu tanıdık, onlar bize yardımcı oldular. Önce ben verecektim, ben nasip olmadı, tam ameliyata hazırlandık. Ben de sorun çıkınca teyzesi ben veririm dedi, seve seve kabul etti. Tuğba Nur'un çok yani psikolojisi bozuldu. Hani yemek kızım, susuz ye kızım falan, bunlara etkilendi. Hastasın kızım, şunu yapma bunu yapma. Tuğba çok etkilendi. Daha sonra doktorlarımız işte nakilden sonra artık Tuğba özgürsün, her şeyi yapabilirsin dedikleri anda işte Tuğba'ya yeni bir hayat oldu. İyi hissetmeye başladım. Tabii ilkten zordu. Ondan sonra kolaylaştı. Şimdi sağlıklı yeni hayatıma başlıyorum. Rahat hareket edebiliyorum, koşabiliyorum. Arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyorum. Tüm öğretmenlerime selamlarımı gönderiyorum. Peki, ileride ne olmak istiyorsun? Ya hemşire ya da başka meslek ne olursa. Diyalize bağlandım. 21 sene. Tabii yaşam şeyi zor biraz. İki tane evladım var. Küçükler o zaman da ilkokula gidiyorlardı. Ondan sonra işte 21 sene sonunda nakil oldum. Suyu içebiliyorsunuz kana kana. İstediğiniz yeri gezebiliyorsunuz. Çocuklarınıza gidip geliyorsunuz. Şimdi evlendiler tabii, artık torunlarım morunlarım var. Herkesin bağış yapması gerek, organ bağışlaması gerek. Hepimizin yani gerçekten diğerizde yaşamak zor.